Değerli Arslanoğlu takipçileri merhabalar. Her videomuzda hatırlattığımız gibi yeniden sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Demiştik size yeni Tucson'umuz geldi. İçeride kısa bir video çekmiştik aslında. Aracımızı ilerleyen süreçlerde teknik donanımlarını tekrardan sizlere izah edeceğiz, anlatacağız. Diğer farklı modellerimizde neler var? Şu anki bindiğimiz ya da test ettiğimiz aracımızın modelleri neler? Fiyatlar hakkında bilgilendirme için bir video çekeceğimizi söylemiştik. Bu ikinci videomuz olacak Tucson'la alakalı size. Yine aracın içerisindeki detayları, sürüş detaylarını anlatmak için satış danışmanımız Yusra Hanım'la beraber bir teste çıkacağız. Mehmet Bey de teknik detayları kamerayla yakından çekerek sizlere göstermeye çalışacak. Şimdi buyurun aracımızı da bir teste çıkalım isterseniz. Teknik detayları da beraberce bir inceleyelim. Yusra Hanım buyurun. Yeni Tucson'umuzun test sürüşüyle herkese merhabalar. Aracımızda kısa bir sürüş yapacağız. Sürüş esnasında size teknik detayları, paketleri yani fiyatları hakkında bir bilgi vermeye çalışacağız. Hani öncelikle şunu söyleyeyim, ilk videomuzda şu vurguyu yapmıştık. Premium sınıfında bir aracımız var ve inşallah fiyat avantajı da diğer rakiplerimize göre avantajlı olarak bize sunulur. Biz de sizlere bu araçla bir şekilde buluşturmaya çalışırız inşallah demiştik. Evet, fiyatları çok güzel geldi araçların aslında. Hani dediğim gibi yolda kısa bilgilendirme yapacağız. Şimdi Yusra Hanım aracı bir kullanacak isterseniz. Şöyle bir teknik detaylara bir bakalım. Bu şekilde ilk test sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz biz de. Yani şu an çok heyecanlı ve özel hissediyorum bu aracı ilk test edeceğim için. Hemen başlayalım Mehmet Bey. Evet başlayalım. Öncelikle en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi. Şu ekranı bir gösterelim Mehmet Bey. Sonrasında aracı hareket haline almak için şuradaki vites topuzumuz yok artık. Düğmeler evet. Şeklinde. Tuşlar yapılmış, vitesler o şekilde yapılmış. Aracımızı hareket ettirmek için D'ye bastıktan sonra el frenimiz otomatik bir şekilde iniyor zaten. Evet, şimdi ön konsolla alakalı aslında şöyle bir bilgilendirme yapalım. Burada tamamen dokunmatik bir ekran aldık kendimizi. Vites topuzumuzu ortadan kaldırdık. Tuşlarla aracımızı hareket haline getiriyoruz. Park asistanımız var, elektronik el frenimiz dediğimiz. Driver'ı aldığımızda aracımızı, gaza bastığımızda otomatik olarak el frenini bırakıyor. Tabii şöyle söyleyeceğim, burada 10.25 inçlik bir ekranımız, hayalet göstergemiz burada mevcut. Dediğim gibi dokunmatik ekranlarımız burada. Vites topuzlarımızı ortadan kaldırdık. Sadece tuşlarla hareket ettiriyoruz aracımızı. R geri, N boşta, D driver olarak, ileri olarak geliyor. Burada önde küçük bir mandalımız daha var. Aslında küçük, güzel bir detay. Ben buraya dokunduğumda öndeki hayalet ekranımızdaki değişimler, yani driver moddaki hem sürüş modunu temalar değiştiriyoruz. Değişiyor, evet, temaların tamamını değiştiriyoruz. Şu an eco modda, yani turkuaz rengine geldi. Şu an spor mod, evet. Aynen öyle, kırmızı bir moda geldik. Şu an normal modumuzu aldık aracı. Bunun yanında tabii burada shift lock tuşumuz var. Yani diferansiyel kilidimiz. Aracımız şu anda 4x4 olduğu için çok ihtiyaç duyduğumuzda, saplandığımızda ya da çamura battığımızda diferansiyel kilidiyle oradan kurtarma şansımız var aracımızı. Mehmet Bey, sürekli evet. Mi 4x4'te kalıyor? Hayır, böyle? Aracımız sürekli 4x4 değil. Tamam. High track özelliğimize sahip. Yani bu ne anlama geliyor? İhtiyaç duyduğunda araç otomatikmen kendini 4x4 özelliğine alıyor. Daha sonrasında 4x2 olarak sürüş modunda devam etmeye başlıyor. Peki şeyi sormak istiyorum. Müşterilerim sürekli soruyorlar. 4x4 etkisi oluyor mu kalkışlarda, ilk kalkışlarda? Şimdi 4x4'ün ilk kalkışlarda etkisi olur, yol tutuşunda etkisi olur, viraj dönüşlerinde etkisi olur. Yani ihtiyaç duyduğunda sizi kurtaran hayati bir özellik de diyebiliriz 4x4 için. Şimdi gördünüz orada bir hayalet ekranımız var. Yanında da bütünleyici olarak multimedya ekranımız da aynı şekilde. Komple dokunmatik multimedya bir ekranımız var. Burada da gördüğünüz üzere seçeneklerimiz, menülerimiz mevcut. Navigasyon ayarımız mevcut. Cihaz bağlantımız mevcut. Apple CarPlay'imiz mevcut. Aynı zamanda ne var? Ön konsolda şöyle bir tekrardan bir alabilirsek. Önde koltuk ısıtma ve koltuk soğutma tuşlarımız mevcut. Hemen driver modun önünde. Direksiyon ısıtmamız, yokuş iniş destek sistemimiz, aynı zamanda
park asistanımızı devreye alıp devreden çıkartabiliyoruz. Ha, hareket halindeyken şöyle bir güzelliği var. Az önce 360 derece kameramız vardı aslında. Ben yeni de almak istiyorum. Yani etrafımı görmek istiyorum dediğinizde sürüş esnasında bastığınızda 360 derecelik kamerayı tekrardan devreye alabiliyorsunuz. Şu anda arkamızdan gelen aracın bize yakınlığını, mesafesini görebiliyoruz. Seyir halindeyken bile gibi. Evet, evet. İnanılmaz net bir şekilde gösteriyor. Aynen öyle. Net bir görüntü alabiliyorsunuz şu anda. Tekrardan çıkartabiliyoruz. Tabii ön konsoldaki tuşlarımız, dijital klimamızın tuşları var burada. Ön cam buğu çözücü, yine klima ayarlarımız, yönlendiricilerimiz. Şurada bir tuşumuz daha var gördüğünüz üzere. Buna bastığımızda çok ince bir detay aslında. Klimamızı 360 derece olarak aracın tamamına, yani şuradaki gördüğünüz küçük deliklerden de tamamen soğutmaya ya da ısıtmaya alabiliyorsunuz. Yani burada ne var? Bazen evet, aynen öyle, şu an start stopumuz devreye girdi. Off modumuzda. Şu var, hani çoğu insanın buradan rahatsız olduğu bir durum vardı. Normalde araçta giderken, hani ben de bunu çok yapıyorum. Çok soğuk ya da çok sıcak hava üflediğinde yani dışarının iklimine göre yönlendiricileri ya yukarıya doğru alıyorum ya aşağı doğru alıyorum. Bunu burada ortadan kaldırıyor Hyundai. Burada ifaj tuşuyla 360 derece dediğim gibi, yani önümüzde, sağımızda, solumuzda tamamen hava sirkülasyonunu aracın içerisine yayıyor. Aşağıda 12 voltluk bir çıkışımız mevcut. Yine çift USB'miz ve kablosuz telefon şarjımız. Aslında ilk geldiğinde biz de şaşırmıştık. Ben eski yerinde hayır, eskiden farklı bir modülü almışlardı. Eskiden direkt bırakıyorduk. Açıkçasını söylemek gerekirse telefonumuzu şu şekilde. Şimdi orada biraz daha alan açmışlar. Telefonumuzu yan bir şekilde içine doğru bırakıyoruz. Yan bir şekilde bıraktığımızda direkt karşıdan ışığımız yanıp sönmeye başladı. Yani telefonumuz şarj olmaya başladı. Yani telefonumuz şurada. Çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Sürücü tarafında neler var derseniz. Sürücü tarafında, yani şunu çok ince bir detay göstermek istiyorum açıkçası. Yani kesme taş modülü gibi yapmışlar sinyal kollarındaki uç noktaları. Parlak ve inanılmaz evet, şık görünüyor. Çok şık. Kesinlikle. Çok parlak ve çok şık olarak görünüyor. Her şeyden önce Mehmet Bey, lafınızı böleceğim. Evet. Şu an aracı sürerken sürücüye o kadar müthiş bir konfor sağlıyor ki. Hem koltuğun kumaşıyla alakalı, hem direksiyonda bir yenilenme olmuş mesela, görüyorsunuz. Evet, direksiyonda evet. Da müthiş bir yenilenme. Çok yumuşak bir dokusuna sahip şu an direksiyon. Ben şu an inanılmaz keyif alarak sürüyorum aracı. Çok ya, hayal gösterge ciddi anlamda araca müthiş bir zenginlik katmış. Evet, mesela orada sağ son sinyal verir misiniz? Yani kör hemen nokta uyarı sistemi dediğimiz, hani sağa doğru sola doğru bir sinyal verdiğimizde direkt kameradan görebiliyorsunuz burada. Hatta ben şöyle elimi aç çıkartacağım, dışarıya bir sallayacağım. Bakın. Kör noktada aracı görememe gibi bir ihtimalinizi buradan kaldırmışlar. Kesinlikle. Çok küçük ama çok müthiş bir detay olmuş. Sağ sinyal verdiğinizde de sağ tarafa yine aynı şekilde aracımız kamera olarak açıyor. Araçta yeni bir özellik daha var. O da ne derseniz F1. Yani vites değişimlerini Yusuf Hanım buradan da sağlayabiliyorsunuz, evet, otomatikte F1 giderken. Evet, doğrudur. Yani şöyle bir attığımızda 6. vitesteyiz şu an. Diğer taraftan düşürebilirsiniz mesela. Evet. Şu an 5. Bakın 5'e düştüm. Bir daha alın. Örnek görüyorum 4. Evet, gidebiliyorsunuz. Şimdi bu aracımızda 4 seçenek sunuldu. Tepkimesi çok iyi. Evet. Evet. Hani onu da belirtelim müşterilerimize. Şu anda içerisindeki bulunduğumuz aracımız 4x4 Elite Plus, değil mi? 4x4 Elite en Plus paketimiz, en full paketimiz. Doğrudur. Kaç paketten oluşuyor paketimiz? Araç 4 paketten oluşuyor. Tamam. Öncelikle bir tane benzinli versiyonumuz vardı. 177 beygir dediğimiz. Mehmet Bey, benzinlerde bir tane paket, evet, seçeneği var. Evet, tek paket. Doğrudur. Konfor paketi altında gönderiyoruz. Peki dizel motor seçeneklerimizde kaç paket oluyor? Dizel motor seçeneklerimizde 3 paket. Yani yeni bir paket ekledik. Aslında bir smart paketimiz vardı daha öncesinden. Evet, onu kaldırdık. Doğrudur. Smart vardı. Doğrudur. 2019 senesinde Stick Pass paketimiz vardı. Evet, ben bu arada navigasyonu da aktif hale. Sürüş keyfiniz nasıl şu an Yusra Hanım? Biraz müthiş, ondan bahsedelim. Müthiş bir konfor. Yani şu an ben Mehmet Bey'e konuşurken çok dikkatimi veremiyorum. Çünkü inanılmaz keyif alıyorum kullanırken aracı. Evet. Muazzam bir tasarım, muazzam bir konfor. Yani şu sürücü tarafı o kadar geniş ve rahat ki.
Yani şu an evet, evet, navigasyonu açtığımızda harita modülünde çok büyük olarak görebiliyorsunuz bunu. Yani hani sürücüye de net bir bilgi açısından ya da hani yolu takip etme açısından müthiş bir olanak sunuyor. Yani dizel versiyonlarda kalmıştık. Evet, yani dizel versiyonlarda Prime dediğimiz bir paket yeniden ekledik aracımıza. Onun bir üst paketi Elite. Onun bir üst paketi de şu anda içerisinde bulunduğumuz Elite Plus 4x4 olan paketimiz. Ama anladığım kadarıyla en alt paket seçeneklerinde bile standart olarak bayağı bir donanım verilmiş. Standart olarak dizel versiyonumuzla en alt paketten başlamak üzere benzinde de bu aynı. Evet. Yine hayalet ekran, 10.25 inçlik ekranımız, işte. Multimedya ekranımız tamamen veriliyor. Çok küçük aslında teknik detaylar var. Hani nedir? Tuş olarak değil de vites topuzu olarak yine sunuyoruz. Ama nedir? Hani bunlarla alakalı dediğim gibi yeni versiyonları inceleyebilmek için, size bilgi verebilmek için sizleri de plazamıza bekliyoruz açıkçasını söylemek gerekirse. Yani bence hayalet ekranın hepsine standart olması inanılmaz cezbedici bir hale getirebiliyor ayrıca. Farklı evet. Renk seçenekleri var mı? İç deri koltuk seçeneklerinde siyah ve mavi, zafir mavi olarak evet, gelen 3 seçeneğimiz var açıkçasını söylemek gerekirse. Müşterimizin tercihine göre de değişebiliyor bu 3 seçenek arasında. Hani bunda şurada köşede aslında siz sürüş yaparken Mehmet Bey gösterebilecek mi bilmiyorum ama hafızalı deri koltuğumuz. Şu kapının evet, yanındaki. Evet, evet, doğrudur, doğrudur. Aynen öyle. Yani şuradaki setten ayarı yapılıyor. Evet, 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 doğrudur. Hani 1 ve 2 olarak ayrı ayrı kullanıcılar kendilerine göre ayarlayabiliyorlar. Ayarlayabiliyorlar. Duymuştum ve lansman süresinde eğitimde görmüştüm ama bir de burada denemek istiyorum. Araç sürüş esnasında çok güzel doğa sesleri, orman sesleri, müthiş bir keyifti o. Evet, onu bir evet. Açabilir miyiz? Şurada doğa seslerine evet, tıklayabiliyoruz. Evet. Hatta Burcu Hanım da söylemişti. Ben orman sesiyle gelebildim diyordu. Yani müzik dinlemek doğrudur, yani hoştur ama hani ben biraz daha relax olmak istiyorum. Biraz daha böyle kendimi doğada hissetmek istiyorum dediğinde canlı orman renginde. Ya biraz da, ses verebilir miyiz? Tabii. Zaten ses sistemine diyecek yok. Kendini evet. Ciddi anlamda o ortamın içinde hissediyorsun. Evet, evet. Krev olarak kullanıldı bu araçta ses sistemi. Krel. Evet, evet, evet. Mesela sakin deniz dalgaları. Benim favorim sakin deniz dalgaları açıkçası. Ya ben de açıkçası yağmurlu dediğim zaman hani şunu açıp da şuradan cam tavanı açtığımda kendinizi ciddi ciddi aynen öyle böyle bir yağmur altında hissetmek istiyorum açıkçası. Şöyle bir tam açacağım isterseniz Mehmet Bey. Sürüş esnasında da panoramik açılır cam tavanı sunuyoruz. Bu aracımızda da. Sadece cam tavanı açıp bırakıp perdeyi kapatmaya da biliriz. Ya da tamamını da kapatabiliriz. Öyle söyleyeyim. Açık kafe, sıcak köşe dediğimiz zaman hani bu sesleri de dinleyebiliyoruz. Müzikten ziyade aracımızda yüklü olarak bulunuyor bunlar. Direkt hafızasında. Yani doğa sesleri evet burada. İstediğiniz üzere böyle bir kendinizi daha rahat hissedebiliyorsunuz araç içerisinde. Hani müzikten ziyade ben kendimi biraz daha doğada hissetmek istiyorum derseniz canlı ormanı açıp hani böyle sürüş esnasında kendinizi daha relax, daha böyle bir rahat hissetmeniz açısından böyle bir küçük ince bir detay düşünülmüş. Sakin deniz dediğimiz gibi. Benim favorim bu Mehmet evet, Bey. Evet, evet. Ses sistemini biliyorsunuz. Yani evet. Markası olarak da Krev bir ses sistemi kullanıldı bu araçta. Zaten bu tarz seslerin verilmiş olan doğa sesleriyle bütünleştiği zaman ciddi anlamda kendinizi oradaymışçasına gerçekçi bir hal alıyor aslında. Aynen öyle. Yani bu versiyon aracımızda standart olarak şunu sunduk. Ön çarpışma önleyici sistem aracımıza eklendi. Yani müşterilerimizin bilgisi açısından sunuyorum daha basit anlatımla. Geri geri gittiğinizde ya da bir ara sokaktan çıktığınızda geri geri kör noktanızda kalan gelen araçları algıladığında otomatik olarak araç duruyor ve frenliyor. Sola dönüş yaptığınızda eğer karşıdan çok hızlı bir araç geliyor ise siz sola dönüş yaptığınızda aracı fark etmeseniz bile bu araç sola dönüşte sizi durduruyor. Yani kaza yapmanızı önlüyor. Tamamen güvenlik donanımıyla yani şöyle söyleyeceğim bir zırh giydirilmiş gibi düşünebilirsiniz bu aracı. Dediğim gibi çarpışma önleyici sistem, adaptif hız sabitleme, adaptif takip, geri giderken
park kontrol sistemleri, sola dönerken karşıdan gelen aracı gördüğünüzde aracı algılaması, bu tarz durumlarda araç otomatik olarak kendini frenliyor. Yani kaza yapma olasılığını kendi açısından hemen hemen sıfıra indiriyor diyebiliriz. Aracımız güçlü bir araç. Şey çok dikkatimi çekti. Dizel bir motor olmasına rağmen içeri vermiş olduğu ses o kadar minimum ki. Evet. Yani sanki hiç dizel şu an bir son sinyal yakın mesela. Hemen yakalım. Ya Mehmet Bey gördünüz, hemen kör nokta uyarı sistemini verdi. Kamerasını açtı. Size dedi ki ne, solunuzda bir araç var. Lütfen ama lütfen dedi ki ne, aracınızı dikkatlice sol şeride alın. Evet, böyle bir ama bu eski versiyonlarımızda da vardı. Bu versiyonumuzda da var açıkçası söylemek gerekirse. Yine gördünüz. Sol sinyal verdiğimizde de tekrardan, sağ sinyal verdiğimizde de tekrardan kamerayı aktif hale getirdi. Bir dizel araç gürültüsünü duymuyorsunuz. Hyundai'nin motor sesi sıfır. Hyundai'nin bu konuda gerçekten de motorda ve yalıtımda gayet ciddi derecede başarılı olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında arka tarafın boş olmasını bekledim, lafınızı böleceğim, affedersiniz. Evet. Sağ ve sola sinyal vermeden geçiş yapma şerit takip sistemi çalışıyor. Evet. Normalde boş bir şeridin uygun olduğu bir alanı bekliyordum ben de deneyebilmek için. Evet. İleride bir yerde bunu bir deneyelim mi biz de? Arkadan araç gelmeyen bir yerde. Olur, olur, olur. Şerit takip sisteminin nasıl çalıştığını da bir görmüş olduk. Evet, isterseniz buradan bir dönelim. Hemen bir dönüş evet. Yapalım. Yani şerit takip asistanını devreye aldığımızda zaten şu anda devrede. Şu an direksiyondan elimi çekmişim. Hani direksiyonda bıraktığınızda şurada bakın. Tuş yanıp yanıp söndüğünde bir güç uygulayarak sizi hafif olarak şöyle bir mesela sola doğru gideyim. Şeridin ortasına doğru hafif bir güç uygulayarak sizi alıyor. Güzel bir özellik aslında. Sizi uyaran bir özellik açıkçası söylemek gerekirse. Ama şeridi algılaması gerekiyor. Evet evet, şeridi algıladığında direkt otomatik olarak sizi şeridin içerisine evet, tekrardan bakın, alıyor. Mehmet Bey yakın alalım. Bunu evet. Algılıyor şeridi. Hiçbir şekilde evet. Dokunmuyorum. Yeşil lamba yandı. Evet, sizi şeridin ortasında. Sizi şeridin ortasında. Şu an hiçbir şekilde direkt ne sağa ne de sola gitmeden. Hala kendi şerit arasında ayarlıyor. Evet. Hala elemiyorum. Evet, gerçekten güzel bir ellerinizi direksiyonunuzda tutun diyor. Algılayamadığı yerlerde, şimdi evet. Algılayamadığı yerlerde direksiyon tutmamızı isteyebilir. Evet, 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 doğrudur, doğrudur. Teşekkür. Şimdi Mehmet Bey, her şey çok güzel, muazzam bir tasarımla geldi ki evet. Eminim ki müthiş bir ses getirecek. Lansmanda söylenilen şuydu, araç ulaşılabilir olacak. Asıl konu bu aracımızın hangi paketleri, hangi fiyat aralığında sahip olabileceğiz? Evet, çok güzel bir konuya en değindiniz. Konuya en başta da bunu söyledik. Evet. Aracımız gerçekten de ulaşılabilir bir fiyatta sunuldu. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bekledik. Fiyatlar açıkçası biz de sizin gibi yani bu kadar premium sınıf bir araç yapmışlar. Acaba bu araç ne olur diye. Tabii. Yani şu anda içinde bulunduğumuz aracın fiyatı 549 bin TL. Bakın bu donanımların tamamı, bu güvenlik donanımların tamamı 549 bin TL'ye sunuluyor. Bir alt paketimizde elit paketi diyoruz yani elit paketimizde 490 bin TL. Prime demiştik dizel paketin giriş seçeneği. Prime paketimiz ise 436 bin TL'den sunduk. Benzinli paketimizi 377 bin TL'den müşterilerimizle buluşturabiliyoruz. Dediğim gibi premium bir araç yaptık. Fiyatını da gerçekten de ama gerçekten de ulaşılabilir bir konuma koyduk. Yine dediğim gibi şerit takip sistemi size uyarı veriyor. Evet. Direksiyon. Normal algılayıcımız evet. Da çalışıyor. Evet, evet. Siz anlatırken ben onu da çektim. Hı-hı. Şöyle açabiliyorsunuz. Şerit takip sistemini açtığınızda. Bahsettiği yerde direksiyonun otomatik bir şekilde ayar yapmasını istemiyorsanız bir kere bastığınız zaman pasif hale getirebiliyorsunuz. Evet, evet. Dediğimiz gibi aracımız bu. Kısa da bir test sürüşü yaptık. Sizlere de test sürüşü yapmak için plazalarımıza bekliyoruz. Test sürüşü aracımız hazır. En azından teknik detayları yine sizlerle paylaşabilmek, hani bu sürüş keyfini sizlerle buluşturabilmek için mutlaka ama mutlaka sizleri Hyundai Arslanoğlu Plaza'ya davet ediyoruz. Ağırlamaktan onur duyuyoruz. Özellikle benim şu anki yaşamış olduğum keyfi hepinizin tatması gerekiyor. Evet. Yani bu sürüş keyfinizi hepinize tattırmak istiyoruz. Yine videonun başında söylediğimiz gibi sonunda da şu hatırlatmayı yapalım. Lütfen videolarımızın devamı için bizleri beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.
Hoş kalın, sağlıkla kalın. Kendinize, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.